Herkese selam. Bugün Göcek'teyiz. Hadi birlikte Göcek'i gezelim. Evet, burası Göcek'in meşhur yat limanı. Böyle güzel mi güzel, yatlarla dolu. Ve Demarin Göcek. Göcek videolarının hepsinde bulunan burası Demarin Göcek. Özel bir site. İngiliz evleri diye de geçiyor. Mart ayının başındayız. Bugün hava bulutlu ve soğuk. Göcek bomboş. Evet, lüks lüks villalar. Lüks lüks yatlar. Yani Göcek'in merkezdeki denizi pek güzel değil. Büyük ihtimal insanlar yatları ile koylara gidip orada denize giriyor. Yani zenginler burada denize girmiyordur diye düşünüyorum. Bu arkadaki dağlar çok güzel görünüyor. Göcek dağların önünde uzanıyor.
kanallardan çoğu yerde var. Hepsi dağlardan denize doğru akıyor. Evet. Çok güzel mi güzel bir manzara. Evet sevgili eşim, geldin mi? Şöyle geldim. Geç de seni de çekelim. Ne okudun orada? Sadun Baro diye bir denizci varmış. İlk Türk denizci. Dünyayı gezen, kendi yelkenlisiyle, kısmet yelkenlisiyle dünyayı gezmiş. Alman eşi. Adını unuttum şimdi de. Olsun. Bu bilgi de yeter. 1965 yılında gezmiş. Kitapları falan var. Onu inceleyeceğim. İnternetten araştıracağım. Burada yaşamış galiba. Hı? Bu sahillerde fethi ya. Yukova Körfezi'nde bir tane heykeli, heykel yapmış oraya. Körfez'de bir tane heykel yapılmış anısına, öyle mi? Yok, o yaptırmış da bunu çok iyi. Yine Körfez'de okudum bir şey. Ben de seni köprüde bekledim ama gelmedin. Yüzüğü başlamışken de devam etmek zorunda kaldım. Yoksa seni Demar'ın köprüsünde çekecektim ama olmadı. Yani sokakta çok az insan var. Tek tük. Yani bol tadilat var. Fethiye'de de öyle. Mekanlar sezona açılış için hazırlık yapıyorlar. Göcek manzarası lüks villalar ve lüks yatlar içeriyor. Şurada yatlara da şöyle bir bakalım. Göcek yazısının önünde seni bir görelim. Evet, I love Göcek. Kalp yapıyoruz. Kalp. I love Göcek. I love, söyleyemedim. I love Göcek. Seni seviyorum. Şuradan gemilere doğru da bir gidelim. Pardon, lüks fiyatlara. Şuradan hemencik bakalım. Aldık. Hemen şuraya bir girip bakalım. Arkadaşlara selamlar. Bir müdürüm var, bir şey var. Dayıcım, saygılar dayım. Orhan ben, Orhan. Evet, burada botlarımız da var. Şöyle bir dönelim.
Çünkü arkadaki dağ manzaralarını ben çok beğendim. Evet, gidiyoruz. Sessiz, sakin. Gerçekten huzurlu bir yer. Evet, şu ağaçlar da çok güzel. Evet, maalesef buralar hep yabancı dolu. Fethiye de öyle. Genelde İngiliz mekanı. Biz Türkler gelip gezemiyoruz ama onlar buraların tadını çıkarıyorlar. Olsun, ne diyeyim. Hepimiz insanız değil mi? Hepimize her ülkede yer var. Ama keşke biraz biz de yapabilsek. Mekanların kapalı alana ihtiyaçları yok. Ağaçlarla kapalı alan yapmışlar. Çok da güzel olmuş. Bu ağaçları ben çok sevdim. Evet, böyle uzanıyor. Bence şurada veda edebilirim. Hı? Sevdiğim ağacın önünde. Evet, Gücük. Bu kadar. Umarım gördüklerimizi aktarabilmişizdir. Sonraki videolarda görüşürüz. Bekliyoruz.